Kafirler çatlasın, patlasın, bize de zararı dokunmasın. Efendim,
size yararlı olmak için geliyorum. Kardeşlik görevimi yapıyorum. Bir hekimlerimi size aktarmak istiyorum. Şimdi önümde bir hadis kitabı var. Burada konuşuyorum, İstanbul'da konuşuyorum, denizde konuşuyorum. Nereye gidersem bu hadis kitabını bitiriyorum, bir daha başlıyorum. Efendimizin doğru sözlerini müminlere aktarıyorum. Şimdi de size ne gelirse onu aktaracağım. Ama önce kardeşlik görevi yapmak istiyorum. Gelirken ezanları dinledim. Ezanlarda müezzinler Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. İstanbul'da da yapıyorlar bunu. Burada da duydum. Bu yanlış. Bu nereden ileri geliyor? Eskiden bu olmuyordu. Türk okuyuşu Allahu Ekber, Allahu Ekber. Biz çocukluktan beri böyle biliyoruz. Şimdi televizyonda, radyolar dinliyorlar bu arkadaşlarımız. Araplar da Allahu Ekber, Allahu Ekber şeklinde okuyorlar. Kabe'de de öyle okunuyor. Mescid-i Nebevi'de de öyle okunuyor. Ama bu yanlış. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme uymak zorundayız. Biz Araplara değil, biz Kur'an'a uyacağız ve onu bize öğreten Allah'ın bize elçisi, aramızda Allah'ın emirlerini bize açıklayan, bizden birisi olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerine uyacağız. O da şöyle söylüyor. El-ezer-i cezmen ve'l-ikamet-i cezmen. Ezan da cezimli okunur, cezimli, tutarlı, hareketsiz okunur. Yani Allahu Ekber, Allahu Ekber değil, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ra'yı hareketsiz okuyacağız. Bu Peygamberin hadisidir. Bunu fıkıh kitaplarında almışlar. İsteyen buna kontrol edebilir. Şirin Bilali, Molla Hüsrev'in görevi vardır. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri zamanında cennet mekan, sahın medreselerinde üniversitede fıkıh kitabı olarak okunmuştur. Molla Hüsrev'in görevi. Bu görevin kenarında Şirin Bilali vardır. Orada gayet açık net söylüyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber demek mekruhtur. Sünneti çiğnemektir. Peygamber el-ezer cezmün. Keza kâhmet getirirken de Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allah. Bu da yanlış diyor. Çünkü Peygamber el-ezer cezmün ve ikametü cezmün. Ezan da cezimde okunur, ikamet de cezimde okunur. Hadis-i şerif bu. Peygamberin sözü. Ben aktarıyorum. Sorumluluğu gideriyorum. Evet. Fatih Molla Hüsrev'in kitabından, şerhinden bu ezan mekruhtur diyor. Böyle ikamet mekruhtur. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber denecek. Allahu Ekber, Allah. Araplar böyle okuyor. Dedim ya, biz Kur'an'a uymak zorundayız. Peygamberin sünnetine uymak zorundayız. Atiullah ve Atiurrasul. İttebi'u nebiyyel ummi. Ümmi peygamber Muhammed Mustafa'ya tabi olur. Peygamberin hadisi de budur. Bu hadisi fıkıh kitapları almış. Fethül Kadir İbn-i Hümam Fethül Kadir'de aynısını söylüyor. Evet. Türkçe okumak istiyorsanız son devrin değerli alimlerinden Nimet-i İslam sahibi Mehmet Zihni Efendi'nin kitabına da bakabilirsiniz. Orada da gayet net söylüyor. Bir, ikincisi, ben duyuruyorum, Peygamberin sünnetine aykırı Allahu Ekber, Allahu Ekber denecektir. Efendimizin şeysi bu. İkincisi, şimdi gelirken trafikten geçemedik. Evet, aralarda çocukları görüyorum. Diyanet'te genelge çıkartmış. Çocukları camiye çağırın diye. Tamam. Çocukları alıştırmak lazım camiye. Çocuklar mükellef değil. Buluğa erdikten sonra, yani gençler anlasın diye söylüyorum, hamamcı, erkekler hamamcı olduktan sonra, rüya gördük hamamcı olduktan sonra, kadınlar adet gördükten sonra mükellef olurlar. Sınır böyle. Bu yaş değişiyor.
Hollanda'da, Helsinki'de 23 yaşında çocuk tamamcı olabiliyor. Soğuk ülke. Ama Arabistan'da daha küçük yaşta ergünleşebiliyor. Bizim memleketimizde 15 yaş civarında. Evet, bu mükellef insanlara namaz farz, oruç farz. Fakat çocukları namaza alıştırmıyor Peygamberimiz. Efendimiz 7 yaş demiş. 7 yaş bir temiz yaşıdır. Bu bizim memlekette şimdi daha erken olabiliyor. Neden? Çizgi filmlerini seyrediyor çocuklar. O da kafa çalıştırıyor. Bakıyorsun 5 yaşında çocuk sana taş çıkartıyor. Onu seyrede. Bir çocuğun temiz yaşının gelip gelmediğinin ölçüsü şu. Eline para vereceksiniz. Tuz al gel, yağ al gel, ekmek al gel, kibrit al gel, şunu al gel, birkaç tane madde para da vereceksiniz. Çocuk bakkaldan bunu karıştırmadan elinize getirirse bu çocuk temiz yaşına ermiştir. Bu çocuğu camiye getireceksiniz. Mecbur değil. Alıştırmak için ara sıra. İki, yatak odanızı ayıracaksınız. Aynı yattığınız odada yatıramazsınız. Kız kardeşiyle de aynı odada yatıramazsınız. Kızın odasını ayıracaksınız. Bu yaşa bu şekilde gelen, bu seviyeye gelen oğlanı başka odada yatıracaksınız tabii. Zaruret yoksa. Normalde böyle olacak. Bu çocukları camiye getirdiğimiz zaman, şimdi ben çok daha küçük çocuk gördüm bunu. Saflardan geçerken. Kınamıyorum. İyi diyor. Öğrensin, alışsın diyor ama her şeyin bir kuralı var. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem emri var. Yetişkin erkekler ön safta, önde. İmamın arkasında, imam insandır, abdesti bozulur, istemeden abdesti bozulduğu zaman hiç konuşmadan arkasındaki imamın yerine çekecek, o devam edecek. Kendisi isteyerek abdest olsa hepimizin namazı gider, öyle değil. O da insandır, yemeği çok yemiştir veya burnu kanar. Veya yerler, elinde olmayarak abdesti bozulduğu zaman bu gibi şeyleri bilen iki kişi bulunsun, hemen hiç konuşmadan yürüyecek, çekecek yerine, o devam edecek namaza. Bütün fıkıh kitaplarında böyle yazar. Bunun dışında camiye kim erken geliyorsa mükellefse, çocuk değil görelim, mükellefse ön sıra onundur. Ölsene olundur. Çocuklar mükelleflerden sonra gelir diyor. Efendimizin sözü bu. Benim fetvam değil. Yani çocuğu alışsın camiye de arkadaşımız getiriyor. İmamın arkasında durduran da var. Burada yoktu da. Aralarda gördüm. Çocuk mükellef olmayınca onun durduğu yer boştu. Ya çünkü sorumlu değil. Onun durduğu yer boş. Halbuki Peygamberimiz safları doldurunuz. Sufufetum. Peygamberin emri bu. Saflarınızı tamamlayınız. Aralık bırakmayınız. Hem de nasıl? Tarassu. Sanki eski binaların taşlarını kurşunla bağlıyorlardı ya. Beton yokken. Kurşunla bağlıyorlardı ya. Öyle taşları birbirine kaynatacak gibi omuzlarınızı iyice değdirin. Tarassu. Ras kurşun demek. Kurşunla bağlanmış gibi sıkı durun. Adam 120 yaşında atışmış. Olmaz beyefendi. Bir namaz kılarken lütfen toparlanacaksınız. Eğer aradan adam geçerse, eğer gerçek durursanız, öyle diyor Peygamberimiz, siyah bir koç gibi şeytanın aralardan dolaştığını gördüm diyor. Rahat durmuyorum. Şimdi sen namaza duruyorsun, adam şunu ısmarlamıştı. Buradan çıkınca bakkala gittim falan. Başlasın dolaşmaya. Bunu şeytan getirir. Huzurlu bir namaz kılamazsın. Ama omuzunuzu böyle dayadınız mı o giremez. Namazın tadına erersin. Sahabe-i kiramın, Peygamberimizin dizinin dibinden ayrılmayan arkadaşları, Allah'ın övdüğü insanların omuzundan eskirmiş elbiseleri. Namaza o kadar birbirlerini sıkı dururlarmış ki, bir de sıcak yürüte terliğe yapışıyor,
kıpırdayınca yırtılıyor. Hep omuzlarından eskirmiş. O kadar sık duruyorlar. Şimdi bunu mahsus söylüyorum. Özellikle söylüyorum. Şimdi adam şişman, şeker hastası, yanıyor zaten. Akışmış. Sen de varıp böyle sokadın mı? Ni geliyorum diyor. Deme amca. 3 dakika, 4 dakika sürer bir farz namaz. 4 dakika az terler. Bir damla ter dürr-i yekta'dan eazdır. Allah için akar dili tenden. Tenden akan bir damla o ter, namaz kılmak için, peygamber sünnetini yerine getirmek için terledin ya, o bir damla ter dünyanın tek en kıymetli incisinden daha kıymetlidir diyor şair. Efendimiz de öyle söylüyor. Yekta kazanında kalklan. Bu gerçek duruma. Evet. Çocuklar arkaya dursun. Hanımlar en arkaya. Hanımlarla aynı hizada cemaat oldunuz mu namazlar geliyor. Muhazat derler buna. Arada sütre olacak. Şu arkadaki parmaklıklar sütre olabilir. Orada hanımlar kınabilir. Hanefi mezhebine göre konuşuyor. Hep Hanefi mezhebine göre. Çoğunluk memleketimizin çoğunluğu Hanefi mezhebinde olduğu için hep Hanefi mezhebine konuşuyorum. Bunu belirtiyorum. Çünkü kızıyorlar da hayır. Şafiileri sevmediğinden değil. Çoğunluk bunda olduğu için ona göre. Hem Şafii hem Hanefi anlatırsam karıştırıyorlar. Karıştırmamaları için Hanefi'den bahsediyorum. Bir de bunu da açıklamaya getiriyorum. Bunu bileceksiniz. İki. Gördüklerimi arz ediyorum. Kardeşlik olarak söylüyorum. Secde 7 aza üzere olur. Efendimizin sözü. Ümirtü en esüde ala sebede azum. 7 kemik, 7 aza üzerine secde edilmekle emrolundum. Allah böyle bir verdi. Alın, burun, değil. 2 el böyle ters değil. Böyle. 2 el yere konacak. 3. 2 diz yere konacak. 5. 2 ayak etrafı ricil. Ayağın parmak uçları yere değecek. Evet, bu hadise binaen namaza secdeye giden adamın ayakları havadaysa iki ayak namaz yoktur. Secde yok, namaz yok. Çünkü namazın 12 farzından birisine secde. Secde de 7 aza üzere olur. Namaz yok. Ayaklar yere değmedi. Cuma'da falan çok görüyorum da. Evet. Dikkat etmiyor buna adam. Dikkat et güzel kardeşim. Ayaklar havada secde kabul değil. Yine bakın, fıkıh kitaplarına bakın. Secdenin sıfatı, secde nasıl yapılır? İsterseniz arzu eden varsa Arapça fıkıh kitaplarından çıkardığım, fotokopiyle çıkardığım metinleri size Arapça verebilirim. Tahkik edebilirsiniz. İki, bir de adam dikkat etmiyor. Peygamberimiz etrafı rücil, etrafı parmak uçları demek. Adam parmak uçlarını değirmiyor. Sadece üstünü koyuyor, ayağını sırtını koyuyor. Secdeyken ayağını sırtını koyuyor. İkisini böyle. Bu secdede yok. Bu namazda yok. Secde yok, namaz yok. Evet, maalesef bunlar bilinmiyor. Boşuna yapmış kalkmış oluruz. Bir kuralı var bu işin. Bir kuralı var. Kurala uymazsan olmaz. Farz o demek. Bir tanesi yok, namaz yok demek. Ayağın sırtınızı koyarsanız secde, ayağınızın sırtını secde yok. Gene isteyenlere verebilirim. Çantamda var. Onları çıkarken verebilirim. Kontrol etsinler. O Türkçe okumak isteyenler de Mehmet Zihni Efendi'nin Nimet-i İslam kitabına baksınlar. Secde baksınlar. Türkçe kitap orada var açık. Daha başka kitaplarda da var. Bunu da bilhassa belirtiyorum, söylüyorum. Evet. Ezanda Allah Ekber, Allah Ekber yanlış. Mekruh. Evet. Secdede ayakları kaldırmak yanlış. Biraz daha sıkışırsanız, biraz yakışır mısın? Kapıda ayakta kalıyor kardeşimiz. Şöyle sıkış. Sakın açılsın, onlara da yer açılsın efendim. Şöyle Ravza-i Mutahhare'ye benzesin. Orada öyle pahalı. Ravza-i Mutahhare cennet bahçesi diyor. Bir adam Ravza-i Mutahhare'de namaz kılsa, Medine'ye öyle gidip de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki mescid,
minber ile kabri saadetinin arası. Orada namaz kılsa vallahi billahi cennete girdim dese başı ağrımaz diyor. Cennettir orası. İnşallah Allah nasip etsin. Ama çok pahalı. Erken gitmek lazım, uyumak lazım. Gittiğiniz zaman da böyle serbestlik oluyor. Kendinden katır katır ediyor yani. Böyle işte namaz da böyle güzel oluyor. Evet, ona benzesin inşallah. Ayakta kalmasın kardeşlerimiz. Bunları size hatırlatıyorum. Ayakları gerileyeceksiniz. Efendim, aslında en güzeli ayağı şöyle yere koyduktan sonra şöyle kaldıracağız ayağımızı. Secde ederken ayağımızın altı parmağı çekmez. Başımız yere değdireceğiz çünkü. Böyle kaldıracağız. Parmaklarımız böyle kıvrılacak. En güzeli bu. Ama adam 60'ında 70'inde başlamış namaza. Parmakları kireçlenmiş, durulmuyor. Onlara parmağının ucu değecek böyle. O kurtarır. O secde kabul. Ama böyle koyarsanız parmağın sırtını, bunu bir de dönüp dönüp söylüyorum. Çok yapan var. Söylesem kızıyor. Evet. Ama ben kardeşlik görevimi yapıyorum. Size aktarıyorum. Evet. Bir de çocukları araya değil. Getirin alışsın, tamam. Kenara durdurun. Buraya koydunuz mu onun yeri boş. Halbuki Peygamberimiz safları tamamlayınız diyor. Boş yer bırakmayın. Etim mü suhufetim. Safları tamamlayın. Arada boşluk kalmayacak. Namaza dururken de birbirinize sık duracaksınız. Böyle yılan derisi gibi de durun. Akim o suhufetim. Saflarınızı dümdüz yapın. Böyle yılan derisi eskiler gibi değil. Ve tarassu kaynayın birbirinize. Hem sık hem düzgün. Bu kalplerimizin düzelmesine sebep olur. Kalplerimizin birbirimize karşı ısınmasına sebep olur. Kalbimizde kin, haset filan filan varsa defolup gider. Senden bana, benden sana akım geçer. Müminler birbirinin kaynamasına sebep olur. Nizam intizam öğretir. Müminler beraber yapar, beraber kalkar. Şimdi hoca verdi. Namaz kıldırırken Allahu Ekber. Allah Ekberu deyin. Evet, Allah Ekber diyecek. Dedi. İnerken Allah'ın elsi yukarıda, ber resi aşağıda. Bu intikal tekbiri denir bunlara. Adı intikal tekbiri, yani geçiş tekbiri. Yani geçerken söylenir. Yani birçok yerlerde görüyorum. Bu hoca böyle yapıyor demiş, görmedim ya. Ona bir şey söylemiyorum. Genel gördüğüm yerlerde gördüğümü arz ediyorum. Şimdi kaldırıyor, oturuyor, Allah-u Ekber diyor. Olmadı hocam. Olmadı. Gördüğünce sesi duymayınca arkadaki. Hoca kalkıyor, oturuyor, arkadaki hala yatıp durur. Ses duymadığı için. Halbuki namaz birlikte olacak. Beraber olacak. Beraber eğileceğiz. Beraber kalkacağız. Beraber gideceğiz secdeye. Beraber. Bir kimse de hamsi okuluk yapıyor. Hoca, burası çarşı. Gelirken şuradan geldik. Maşallah bir sürü dükkan var. Evet. Evet. Çok üzüldüm. Ezan okunuyor burada. Evet. Ezan okunuyor. Vallahi döverim bak hakkım olsa. Vallahi döverim bu adamı ben. Bu adam adı Ali Hasan, bizim Müslüman. Ama ezan okunup sigara içiyor ya. Buradan gelirken gördüm ya. Bu adam ne biçim Müslüman? Ezan dinimizin özü. İmanımızın özü. Ama adam saygı duymuyor. Sigara içiyor. Hayvan demeye hakkım var ya bu adama benim. Hayvanlardan da beraber. Hayvan dinliyor ya, ezanı dinliyor gördüm ben. Tilki ayağını tuttu böyle. Kırda tilki ezan okununca tuttu ayağını, basmadı yere ya. Bir hayvan kadar olamaz mıyız ya bir insan? Arkadaşlar sigara haram. 1996'da Amerika'da çağırdılar beni, gittim. 99'da kaldım orada. Dinle imanla ilgisi heriflerin, laboratuvar hocaları bunlar, tıp fakültesi. Diyor, bir üniversite var orada. Üniversitenin laboratuvarla ilgili profesörler 4000 toplandılar. O zaman Clinton başkandı.
Yasakla sigarayı dediler. Sigara müthiş bir zehir. Orada olmadı Clinton. Ben oradayım. Neden? Seçimde para almışım adam. Sigara zengin ya. Dünyanın sigarası onlar satıyor ya. Şu seçimde yardım etmişler. Gene onlara. Ne yaptılar o 4000 ilim adamı? Bir şey toplantı, bilimsel toplantı düzenlediler. Ben de oradayım. Herkes laboratuvarda bulduğunu söylüyor. Bakın Müslüman değil adamlar. Hristiyan bile bilmiyorum. Hatta hiç bilmiyorum yani. Ben onlarla merhabam yok. Ben onların şeylerini, söylediklerini duydum. Size arz ediyorum. Evet. Hepsi laboratuvar buldukları şeyi söylediler. 4000 ilim adam ittifakla hiçbir tanesi itiraz etmedi. Sigara en müthiş zehirlerden bir zehirdir. İmzalı beyanname koydular devletin önüne. Kredilinde sigarayı yasakladı kapalı yerlerde. Ben de o zaman bir okula gidiyorum. Okulda da müdür içirmedi. Bahçede bir yerde içirdi. Sigara bölgesi diye. Kapalı yerde sigara içme yasağını amaca koydu. Bizimkiler de koydu ama buraya yazılıyor. Yanındaki adam potur bozuyor sigara içiyor. Ben o devletin işini yapmıyorum. Ama şu Müslüman içine karışıyor. Benim kardeşim o. Canım yandı. Yani mümkün olsun iki tane çakacağım. Ya siz eline kurdun sigara içilir mi yahu? Bu kadar terbiyesizlik olur mu ya? Kahve oynuyorsunuz. Şiş, düşüş, ha 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 ha. Hayvan ezanı kuruyor. Sen Müslümansın, gel burası bir şey deme. Canım bilmem ne çıktı, bana ne? Ama sen benim kardeşimsin. Kardeşim olduğu için bilmiyorsun, ben de biliyorum, yanıyorum senin için. Onun için kızıyorum. Sen Müslümansın, hem de ezanı saymıyor, kağıt oynuyor. Kahvede oturmuş, bacak bacağı üstülmüş. Nasıl deme daha? Ezan okunuyor lan sus, ben bir hazır olarak geç ya. Bu ezan imanımızın özü bizim ya, imanımızın özü ya. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah değil mi imanımızın özü? Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en Muhammed Resulullah değil mi ezan ya? İmanımızın özü ve mübarek adam. Ama sigarayı da çekiyor, bacak bacak üstüne. Kağıdı da vuruyor. Ondan sonra geliyor buraya cenaze. Nasıl bir şey biliriz? Bu diyor ki yalan. Zabıt tutuyorlar biliyorsun. Kiramen katibine yalanune mertes alun. Bu diye sorun ayet. Ne yaptıysanız saniyesinden şunla şimdi dinliyorsunuz beni. Zabıta geçiyor. Şu dakikada şu sahne Hacı Bayram'da. Cevat Akşi dinledi. Cevat Akşi'nde parlak çıktı yazıyorlar. Anamı ağlattıklar eğer yalnız söylersem. Anamı ağlattıklar. Sen kazanıyorsun, camiye geldin. Hep zabıt tutuyorlar, onu da zabıt tutuyorlar. Sigara içti bu ezanı kurken. Bacak bacak üstüne oturdu. Kağıt oynadı bu, bu yazıyor. Sağdaki iyileri, solda kötüleri. Saniyesinden, mekaniyle, dakikasıyla yazıyor. Şimdi iyidir. Çıkarıyor defteri. İkra kitabek. Evet, oku kitabını. Biz yaptığımız kötülükler çoktan unutuyoruz. İki namaz kılıyoruz. Evet Allah namazımı buldu. Haçıma gittim. Ulan namaz, haçlar namazdan sonra neler yaptı? Onlar çok unutuyor. Bir bakıyor onlar unutulmuyor. Zaptı geçmiş. Okumayacağız. İnsan aleyhine olan şeyi söyler mi? Ama اَلَّوْنَ نَحْتِنُ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُ يَكْسِبُهُ Kazandıklarınızı bu söyleyecek. Ben ezan okurken sigara içiyordum. Başlayacak konuşmaya. Ayet bu yahu. Ayet bu. Öteki diyecek kâh oynuyordum. Evet. Bu da diyecek ki ezan okurken sigara içiyordum ben çektim. Zabıt var orada. Diyecek ki nankürler. Ben sizin için yaptım bunu. Evet, ne diyecekler ağzalar biliyor musun? Kur'an okuyun yahu, Kur'an okuyun. Sahibimiz, Efendimiz, bize kızma. En takanallahu, en takakülle şey. Bugün her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu, bize kızma. Ama bunlara sen inanıyorsun. Kur'an'da var bunlar. İnanıyorsun ama yapmıyorsun. Onun için ben de kardeşim kızıyorum yahu. Kardeşim mi lan?
Onu atamam, ateşe atamam ben. O zor durumu düşmesini kurtarmam lazım. Evet, bunu yapmayın. Ezana saygı duyun. Sigara haramdır, zehirdir. Getirin istediğiniz hocayı. Huzurunuzda tartışmaya hazırım. Efendim eski kitaplarda kerahat yazıyor. Eyvallah. Ben de zaten eski adamsın diyorlar. Ben o kitaplara çok bağlıyım. O eski kitapların yazıldığı zaman da laboratuvarda sigaranın ne olduğu bilinmiyor. Kesin delil olmadan bir şey haram demek gavurluktur, küfürdür. Onun için kafir demiyor, diyemiyor sigaraya. Haram diyemiyor sigarayı içen adama. Neden? Ortada açık bir delil yok. Sigarayı sonra Amerikalılar icat etti. Peygamber zamanında yoktu. Daha o kitapları yazan zamanında sigaranın ne olduğu yoktu. Ama kötü bir şey olduğunu görüyor. Ağzı pis kokuyor, şu oluyor, bu oluyor. Fakat kesin bir delil olmadığı için haram diyemiyordu, mekruh diyordu. Şimdi 4000 ilim adamının laboratuvar bulgusu var. Kanaat değil, dikkatinizi çekerim. Laboratuvar bulgusu olduğu için, kesin olduğu için zehir, sigara haramdır. Getirin bana bir tane fıkıh kitabı. Zehir içmek helaldir diye bir tane fıkıh kitabı getirin. Hiçbir de yoktur, sigara zehirdir. Zehir içmek de haramdır arkadaş. Zehir oldu, ortaya çıktı. Bütün dünya kanun çıkardı, kapalı yerde sigara yasak diye. Bu kesinlikten dolayı hala eski kitapları mekruh yazıyor diye koca kendisi içiyor, şeyh kendisi içiyor. Anasını ağlatacaklar orada. Milletin gönderisi sana bakıyorlar, herkes içiyor. Hadi görelim, hadi namazı kurtarsın bakalım. Ben size söylüyorum, sigarayı bırakın. Sigarayı bırakın. Attın şunu! Hocam bırakamıyorum. O zaman insan diye gezme. İnsan ne demek? İradesi olan adam demek. Kafası çalışan insan demek. Bu zehirse burayı intihar etmek helal mi? İntihar etmek, Allah'ın verdiği canı kim alır? Allah Allah. Bunu Cumhurbaşkanı ne söyledi lan? Adam mühendis ama doğru söyledi. Dedi suikast yaptılar bir devlet başkanına. Allah'ın verdiği canı Allah alır dedi. Doğru söyledi, böyledir. Can emanettir, o alabilir. Biz alamayız. İntihar kesinlikle günahtır. İmam Azam'a göre, İmam Azam'a göre intihar eden adamın cenaze namazı kılınmaz. Çünkü olan emrini lehet demişler, resmetmiş. Kesinlikle hani şeytan gibi secde etti, lehet dedi, etmiyor. Yoksa Allah yok demedi ki şeytan. Dikkat edin, Allah yok demedi. Dık bilmem indi. Aynı o adam da onun durumuna düşer. Aynen. Onun için İmam-ı Azam kafir yerine koyuyor. Ben değil bak naklediyorum. İntihar eden adam cenaze namazı kılınmaz diyor. Şeyler Ebu Yusuf ve İmam Muhammed talebeleri hocam şöyle ne istiyorsunuz? Ya hocam aklı olan, aklı çalışan bir adam, normal olan bir adam en kıymetli şey canıdır. Canını son verir mi? Ne demek istiyorsunuz? Hocam, intihar eden o anda çıldırmıştır, delirmiştir. Deli diyelim hocam. Sen deliliğin namazı kılınır dedin ya. Bunu da deli diyelim hocam. Ne yaparsın sen? Aynen böyle arkadaş. Ama kırılmaz diye söylemiş ilkin. Bu kadar intihar. Şimdi sigara kesin zehirse, intihar da böyleyse, sizi tekrar söylüyorum. Ne olacak hali bu sigara içenlerin, ezan okurken savuranların? Ne olacak hali? Evet, bir daha bir şey daha söylüyorum. Peygamberler, melekler ve meleklerin başları Mikail, Azrail, Cebrail, değil mi? İsrafil, bunlar var. Sen benimle konuştun, merhaba hocam, merhaba. Nasılsın, iyi misin? Evet, öyle konuşurlar. İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz zamandaki krallar Nemrutlar didiştiler Şahı senin tanrın ne iş yapar? Benim tanrım dedi insana hayat verir insanı öldürür. Yok iyi ve yürümek yok mu Kur'an'da?
İki tane adam çağırdı Nemrut. Vuran bunun kellesinde, işte öldürüldü. Ulan zaten diri o. Şimdi sen... Hayatı sen vermedin mi? Zaten hayattaydı. Neyse, öteki de salıverdim dedi. İşte bu diri, zaten diri o. Şimdi Tanrı susturacak cevabı verecek İbrahim Aleyhisselam. Benim Tanrım dedi, güneşi doğudan doğdurur, batıdan batıttırır. Buyur dedi, sen batıdan doğdur. Hebüten dediğine kefar. Kur'an ayet. Kafirin sepetinde pamuk kalmadı. Diyecek bir şey bulamadı. Güneşi nasıl batıdan doğduracak? Atın mı ateşe dedi. Bir hafta odun taşıdılar hayvanlarla. Hayvanlar odun taşımadı. İbrahim Aleyhisselam'ın ne kadar kıymetli bir adam olduğunu biliyorlar Allah'ın yanında. Hayvanlar sadece katır taşıdı. Katırın çocuğu olur mu? Olmaz. Olmaz değil mi? Olmaz. Evet, bunlar yazıyor kitapta. Katır doğurmaz, çocuğu olmaz. Ya eşekten olur, ya attan olur. Başka hayvanların birleşmesinden katır olur. Katırın kendisi çocuğu olmaz. Taşıdı diye. Arkadaş, bir hafta taşıdılar, odunları yığdılar. Ondan sonra ateşe verdiler. Makinler koydular. Evet. Geldi Cebrail Aleyhisselam. Kardeş dedi. Bir emrin var mı dedi. Bütün yetkiyi kullanacağım, Allah'a döneceğim. Hayır. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Allah beni bu duruma biliyor, görüyor. Onun için hiçbir şey demeyeceğim. İmanın zirvesi budur. İmanın zirvesi budur. Biz Allah bize cennette, cehennemden doğru dedik. Eyvallah, bu bizim seviyesindeki adamlar böyle. Bunu şu yapıp yuvarlanıyoruz. Şu kadar tesbih çıkıyoruz, hacca gidiyoruz. Ama öyle değil. Yunus da öyle değil mi? Cennet, cennet dedikleri birkaç huri ile birkaç hülme. İsteyene versen hani bana seni gerek, seni diyor. Ben seni istiyorum diyor. Bana gel bu tarafa. Bu da ne diyor bu? Vallahi bak buldum, kovanın yapmasın. Bayramım imdi, bayramım imdi, bayram ederler yani şimdi. Zirveye ulaşmış insanlar. Allah şifadan nail eylesin inşallah. Evet, şimdi evet İbrahim Aleyhisselam'a ateş düşmüş. Ateş güllük gülistan olmuş. Ateş yakmamış İbrahim Aleyhisselam. Yakar mı? Ondan sonra Azrail Aleyhisselam gelmiş. Sigara içenlere bir söz söyleyeceğim bak. Ben ilim adamıyım. Hikaye anlatmıyorum. Bilimsel kaynaklardan gördüklerimi size kardeşim olarak söylüyorum. Sevdiğim için söylüyorum. Kızmayın bana. Sigaracılar. Evet. Kardeş demiş. Nasılsın? İyiyiz. Sağ ol. Evet. Demiş yahu. Kardeş. Cebrail kardeş. İbrahim Aleyhisselam. Şu demiş kızdığın, sevmediğin, öfkelendiğin adamların canını nasıl alıyorum? O şekilde bir giriyor göreyim. Demiş sen Allah'ın halilisin lan demiş. Ateş böyle yapmadı senin. Ne işin var lan? Allah aşkına demiş. Biz de bu Allah aşkına çok kullanıyoruz. Çağırıyoruz, yemek yiyoruz. Gel gel gel. Ya yedim şimdi dur. Allah aşkına ye. O patlasın mı lan? Evet. Allah'ın aşkı bir müminin karşısında Allah'ın aşkından daha üstün bir şey var mı? Onu burada neler yapılmaz? Çanakkale'de Allah aşkına öldü atamız. Ben burada vaaz ediyorum, sen beni dinliyorsun. Onlar ölmeseydi Allah aşkına biz böyle kuramayacaktık vatanımızı. Değil mi? Şimdi de pis namussuzlarla, satılıklarla savaşıyor, bizi kuruyor, burada konuşalım diye. Allah razı olsun. Allah aşkına olmuyor mu bu iş? Yoksa çürü çürü korur mu? O zahmetli, o ne kadar can tatlı. Allah aşkına deyince kızdı, öfkelendi, sevmediği adamların canını nasıl aldıysa o kılığa bir giriyor Azrail Aleyhisselam. Hikaye anlatmıyorum. Bilimsel kaynaklarda yazıyor bunu. O ateşe dayanan, ateşten etkilenmeyen, ateşi yapmadığı İbrahim Aleyhisselam, o Cebrail, Azrail Aleyhisselam'ın kılığını görünce pat diye düşmüş bayılmış. Evet. Ayıldıktan o kadar korkmuş bir yüzü şekli varmış ki pat diye bayılmış düşmüş. Ayrılınca demiş, kardeş demiş.
Bence cehenneme gerek yok. Vallahi şu yüzün yeter o asilere. Şimdi neye geleceğim de bunlar. Sigara güzel mi kokuyor, iyi mi? Kötü mü kokuyor? Şöyle kötü kokuyor. Benim başım dönüyor arkadaşlar. İstifra ediyorum sigarayı kokan adamın şeysinden. Böyle bir hassas bir şeyim var. Sigaradan dolayı midem bulunca kusuyorum arkadaş. O kadar pis kokuyor. Efendimiz de buyuruyor ki, mümin namaza durdu mu, dinle. Namazda okuduğu Kur'an'ın şerefinden ben de yararlanayım, faydalanayım diye melek gelirmiş, namaz kılan adamın ağzına dayanmış. Sen görmedin değil mi şimdi? Adam olsa görürsün, bu görür. Burada yatan var ya. Bunlar meleklerini görüyor, şeytanını görüyor, hepsini görüyor. O seviyeye ulaşmış. Evet, biz onlara inanıyoruz. Ağzına dayar, o Kur'an okurken çekip o şereften şereflenecek. Buhari Müslim hadisidir beyefendi. O içeriden sigara içen güzel kokmuyor dediniz ya. Onu çekince benim midem bulan diye. Kur'an'dan da ayrılamaz. Öğürde pis kokan, ağzı pis kokan mümin öğürde melek onun Kur'an'ına içine çeker. Sizi hiç başınız döndüğünde kustunuz mu? Hiç başınıza gelmedi mi? Ben otobüs duruyordum. Dünyadan geliyordu bana ya. Öyle bir insan, fena bir hatırla düşüyor. O melek. Abesi kim onun? Azrail. Azrail ya. Abi, bu beni öğürttü. Diye şikayet ederse, sigara içenle canınızı nasıl alırım? Azrail, buyurun. Düşünün ya Allah Allah. Bırakamam hocam, sigarayı bu kadar yüklenme. Ya haram diyorum, kardeşimsin ya kardeşim. Adam beni çok seviyor, İslam oldu. Ben 40 senedir konuşuyorum. Paşası da geliyor, valisi de geliyor. Profesör de geliyor, iyisi de geliyor, kötüsü de geliyor. Gelsin, ben din adına söylüyorum. Kabul de etmez, bana değil. Ben duymakla büyük mükellefim. Bir tane adam çok seviyor, yani sokuluyor bana. Zengin, çok zengin. Hocam dedi, içmiyorum dedi. Millet kandırmıyorum dedi. Bütün hayır kurumlarına dedi, her ay dedi, muazzam para veriyorum dedi. Kazandığımı veriyorum dedi. Hanımı avradım ötürü dedi. Sakal bıraktın görüyorsun dedi. Durup dedi sigaramı yükleniyorsun dedi. Her bazen dedi sigara yükleniyorsun. Sigarama gelme yavrum. Halbuki ben onu sigara için bilmiyorum. Bana saygısını hiç göstermedi. Sigara bahsettikçe bana söylüyor zannediyormuş. Evet arkadaş. Böyle demeyin. Allah için evet Allah için biz İnandım, iman getirdim, teslim oldum. Müslüman, Allah'a teslim olan adam demek. Muhammed Mustafa'ya teslim olan adam demek. Teslim kendisi, Müslüman kendisi aynı. Allah ne dediyse onun aşkına sigarayı da atacağız, içkiyi de atacağız, kumar da atacağız, üstüne geldi demeyeceğiz derse hesap karışır. Ulan benim hatırımı dinlemedin sen bir sigarada. Şimdi ben niye yüze af diliyorum demez mi Allah'ına? Bir sigara atamıyorum, çok bağlıymışlar. Evet, sigara içenlere söylüyorum. Evet, şimdi gelelim, döndük dolaştık biz. Evet efendim, şimdi bu namaz kılarken hocamız, yani bu hocayı görmedim ben, üstüne alınmasın. Genel söylüyorum, gördüklerimi söylüyorum. İmamdan önce giden veya imamdan sonraya kalan adamın hadis var. Bu cemaatin başı eşek başı gibi haşrolunur diyor. Diyorlar kalimler, hakikaten eşek başı olmaz. Yani eşek aptal ya, aptaldır, kafası hiç çalışmıyor. O manaya yorumlar yapmışlar. Ama hadis böyle, eşek başı gibi haşrolunur diyor. İmamdan sonraya kalan imamdan. Şimdi bazıları görüyorum ben. İmam tabii burada dükkan var.
Pazar yeri, adam bir gün tabada namazı geldi, Allah razı olsun. Ezan okunduğu zaman başka bir hastalık, böyle zaruri bir durum yokken ezanı icabet etmeyen mevgul oluyor arkadaşlar. Kitabım var benim, 20 sene evvel yazdım, İslam'da lanet edilenler diye. Bir profesör gördü, bu yazıyı dedi, çok sert dedi. Peygamber söylemiş dedim, ben yazmazsam dedim, benim canıma kurular. Ben yazacağım. Evet, yazdım. Kaynağında gösterdim o kitabında, 20 sene evvel yazdım. Böyle iki parmak kalınlığında kitabım var. Bakın, şuradaki adam geliyor Allah razı olsun, geliyorsa Allah ondan razı olsun. Tabii hoca bunu düşünecek, şükürle gitti mi, 8-10 defa demeyecek. 3 defa Subhan Rabbel Azim, 3 defa Subhan Rabbel Azim, Subhan dediğimiz seni Allah'a emanet edecek, adam dükkanına gitsin diye geldi, onu düşünecek. Memur cuma gün geldi, uzatmayacak orayı, 3 defa, çarşının içinde cami. Ha, mahallede emekliler var, işi yok, eyvallah 15 defa de. Medine'de 25 defa çektim ben Subhan Rabbel Azim. Hoca, ya tanışıyor hocayla, şeyh dedim ya, yaşlılar var dedim, bacaklar zandı zandı titriyor. Dedim böyle, bunları düşün, bana ne diyor? Arap bu, dinlemiyorsun. Bana ne olur mu lan? Cemaatin durumunu imam düşünmesi lazım. Sabah namazında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 120 ayet okuyor. 120 ayet. En az 40 ayet okuyun diyor bize. Sabah namazında. Ama bir gün çocuk sesi duymuş. Çocuğun sokakta çocuk sesi duymuş. Anası namaz kılıyordur bunun diye. Çocuk bağırınca Kul a'udhu rabbil felak birinci rekatta ikinci fethi Kul a'udhu rabbil nas suresini okumuş. Bitirmiş namazı. Ya Resulallah demiş ya. Mahrum bıraktın bizi. Öyle güzel Kur'an okuyor ki Peygamberimiz. Tadını doymuyor. Dünyayı yatıyorlar namazda. Peygamberin Kur'an güzel olmaz mı? Bu var ya da. Değil mi? Zaten hoca güzel okuduğu zaman insan cinsiz ediyor ya. Hocam ne diyorsun sen ya? Benim hiçbir şey olmuyor. Düşünmen lazım kardeş. Kur'an okuduğu zaman içinde öyle bir kılın kıpırdamıyorsa, cizletmiyorsa düşünmen lazım. Evet. Vecilet kulubuhum ayet yahu. Müminler Kur'an'ı dinlediği zaman kalpleri çarpar. Tüyleri diken diken olur. Yok hocam ya. Bence hiçbir şey olmuyor. Ye yedim arabayla. Ya sigara içeyim lan. Evet. Hep param içinde yüzüyorum lan. Duyamazsın. Camiye geldin sıkılırsın. Demiş hoca ya bu uzattı da uzattı. Öbür de diyor hoca bakın be. Bakın be. Takalıyor. Ama bu arabakta peygamber ağlayın diyor. Ağlayamazsanız da ağlar gözünü ver diyor. Allah öyle gözlesizlik diyor. Artistlik yapıp diyor ya resmen. Azizhan Kasancık'tan ağlıyor ya. Arabakta dua ederken ağlayın diyor, ağlayın. Allah ağlayanın göz yaşlarını gördü mü? Siliyor diyor geçmişini diyor. Böyle bir müjde var. Ya diyor, aklıma geçiyor 250 kişi. Hocam herkes ağlasın. Ama ben de hiç yaz gelmiyorum. Ne diyeyim ben bu adama şimdi? Nasıl geldin lan buna dedim. Emekli parasını biriktirmiş. Faize konmuş, faizleri hacca gelmiş. Bu vebanın gözüne yas gelemiyor lan. La ilahe illallah. Evet, haramla olan haçta gözünden yas gelmez ulan. Sigara, ezan okurken sigara içersen ağlayamazsın. Kur'an'ı zevk alayamazsın. Namaz seni sıkar ya. Evet, kardeşçe söylüyorum. Lütfen, lütfen atın şu melekli. Sigara yiyin, ezan okurken içmeyin. Kur'an okurken içmeyin. Evet. Bir şey daha söyleyeceğim. Evet, bu Azrail hikayesini kafanızdan çıkarmayın sigara içenler. Evet. Şimdi bu sigaracılar, evet, sigaracı nasıl kızıyorlar böyle. Ne yapayım? Ben seni sevmeyeyim, seni söylüyorum. Tutup tutmak sana ait. Ama din de böyle.
Hoca bana söylüyor, o da kendi içiyor mu ondan? Kendi de içiyor, biliyorum, şeyi de içiyor, hocası da içiyor. Ama böyle ya, yerinde bulundum diyorum. Dinledim bilim adamlar, zehir dediler ya. Zehir içmek helal diyen bir tane hoca getirin, kitap getirin. Kesin zehir dediler ya, kanlar çıktı dünyada ya. Hala da böyle ayak duruyor. Evet. Bir de evinde içiyorsun. Hanım içmiyor. 4-5 evinde çocuk var. Masum çocuk. Gidin sorun doktorlar. Gidin sorun. En büyük zehir o yanında duranlara. İçenden daha çok zehirli onlar diyor. Tıp böyle söylüyor. O çocuğun hakkını nasıl ödeyeceksin sen ben? O hanımın hakkını nasıl ödeyeceksin sigara içmeyen? Misafir odasında içiyorsun, orada sigara içmeyenin hakkını nasıl ödeyeceksin? Şimdi bir şey demiyorlar. Can benim can diyecek öbür tarafta, mahşerde. Bak cehennem, bezel cahim, o sürüyor. Hav diye bunu duyuyor mahşerdekiler. Cennette gelinler bir sıcamış bekliyor. Gözünün önünde Efendimiz diyor ki bu manzarayı gören diyor çocuk anında saçları var diyor. Bu sıkıntıdan, korkudan. O zaman seninle nasıl konuşalım biz? O zaman eyvah desem fayda yok. Ya Rabbi sen bize dünyayı bir döndür. Nasıl Müslüman olacağız? Geçmiş o da. Firavun da söylemiş. Firavun da söylemiş. Musa Aleyhisselam peşine takılmış. Musa Aleyhisselam dinlendiğini din varmış. Müminler demişler ki, temiz çıktı gözlük demiş. Allah emretti bana bunu. Allah kulunu yalnız bırakmaz. Hemen elti asa. Asanı koy Musa. Bir koyunca deniz önünü vermiş. 13 yıl olmuş deniz. Yürümüşler, bismillah geçmişler. Bakabilirsiniz. Orada kuyuların bilgileri var. Aynen duruyor. Evet, şimdi Firavun gelmiş, 60 denizde 13 tane yol var. Musa da karşıda, ileri basmamış demiş ordusuna, yetişecek de onu kesecek. Tam denizin ortasına varınca sular kavuşuvermiş. Kur'an'da var beyefendi, Kur'an'da var. Firavun çok zeki adam. Kahire Müzesi'ne giderseniz görürsünüz. 20 dolar verdim mi, bizzat dibine gidiyoruz, gösteriyorlar. Kısa boylu, cingen, yahu cingen, kısa boylu, esmer, kel kafalı diye yapıyorlar. Mumyalamışlar, Kur'an'da diyor, kıyamete kadar insanlara seni şey diyecek, göstereceğiz diyorlar. Bulmuşlar, o yakınsa bulmuş, gebermiş, geberdi diye bulmuşlar. Çok zeki adam, anlamış. Ben de demiş, Musa'nın beni İsrail'in tanrısına inandığım derler. Cebrail Aleyhisselam gelmiş hemen ağzını çamur sulamış. Susurlar demiş, o pis ağzına bu kendini bulaştırmış. Siz ne diyorsunuz? Geçti borun pazarı. Süreşeydi diye geçmiş olsun. Hemen de ellerine şimdi mi ey firavun? Aynen Kur'an'da var. Geçmiş olsun. O an gelmeden ben de kardeşi sizi uyarıyorum. Sigara içenler, ezana saygı göstermeyenler. Dibinde caminin ezanı gelmiyor, Müslüman. Lanet ediyor efendim. Ne yapayım yani? Hadis var böyle. Niye gelmiyorsun, kör müsün? Hayır. Hasta mısın? Hayır. Ne için gelmiyor lan? Lanet eder. Ezana ittiba etmeyen adam. Hiç olmazsa yatsı sabah namazlarını kaçırmayın. Münafık olmadığınızı da ispat edin. Münafık ben sabah, yatsı ve sabah gelemez diyor peygamber. Yani yatsı namazına sabahına gelmeyen münafıktır demiyorum ha bak. Yanlış anlama. Ama peygamber öyle söylüyor. Münafık ben yatsı namazına sabahına gelemez diyor ya. Sana gösterin metnini peygamberin sözünü. Bunu düşünün. Tembellik et. Evet, yüzümüz Allah'a kavuşalım. Şimdi ben de böyle sert söyledim ama bir de böyle görüyoruz. Efendim ben sigara, ben de kızdım bak. Yettim olsa kanunen bombaya döneceğim. O kadar sinirlendim. Kardeşim yahu benim.
Gavullara hiç oran bile olmuyorum. Zaten gavul. Bana ne? Evet ama bu haram işledi diye vay gavul vay. Vay gavullu vay. Cehennem kütüğü denmezsiniz. Okuyun hadis bu. İzâ ekber racim ve hâhû kabadber. Kalbinde inkar olmayan, inanacak şeylerin hepsine inanan adama ki o mümindir, yapmıyor. Bak diyorum lanetli olur. Bak diyorum melekler böyle yapar. Size anlatıyorum bunlar bir tane değil. Yapar da var. Ama kafir diyemeyiz. Cavur diyemeyiz. Gavur diyemeyiz. Derse inkar edemeyiz. Bu kutlar ne kadar günahkar olsa bile küfür sözünü semaya götürürler. Semada kimse almaz. Küfür alır mı? Yeryüzüne getirirler. Kimse almaz. Kim alır ya küfür kafirliği? Söyleyen adama gelir diyor. Karşımda ben kafir değilse söyleyen adamın fakat be diye bu da bir kardeş. Kimse kafir demeyin. Kardeşimiz olduğu için münasebetini bulun. Uyarım onu kardeş, gitme. Sigarayı bırak, ezana saygı duyun. Namaz kılın, şöyle böyle. İyi, uyarım, emri mağdur yapma. Bizim alamet-i farikamız, bak burada yazıyor. Reklam olmasın diye söylemeyin. Her mağdur markası var. Ahir zaman ümmetinin markası emri mağdur yapar, nehyan-ı münker yapar. Siz de önce hanımınızdan başlayacaksınız. Çocuklarınıza dinimizin emirlerini öğreteceksiniz. Ben de bildiğimi İstanbul'dan buraya gelip size söylemek zorundayım. Siz hanımınıza, çocuklarınıza söylemek farzayım. Hocam ben bilmiyorum ki. Aha. Bilmeden niye o zaman aile reisliği yapıyorum? Öğlen hadi bakayım bak. Bu dersleri onun için yapıyoruz. Gel dinle. Git oku diyorum bak kitapta veriyorum sana. Çünkü hanımın yaptıklarından, çocukları yaptığından baba sorumlu. Ve kullukun mes'ulun an ra'iyyeti. Peygamber sözü bu. Hepiniz sorumlusunuz diyor. Neden namaz kıldırmadın hanımına? Neden başını öptürmedin? Neden bu kızımı, oğlumu namaza öğretmedin? Tek tek soracaklar, bırak onu. Çocuğum orada şimdi sana yakama yapışacak. Babam bana öğretmedi. Babam bana kıldırmadı diye. Yakama yapışacak. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَبَنِي وَصَاحِبَتِي Ayet söylüyor. Kardeşler, ona niye göstereyim? Oğlum kızım geliyor, hanımım geliyor. Nereye kaçacağım? اَيْنَ الْمَرْءُ Kaçacak yer nerede? Ya! Hesap var. Evet. Bırak o büyük çocukları, şimdi dört tane çocuğu var. Çok çocuk yapmak peygamberin emri. Evet, çok çocuk yapın diyor. Nüfus güç demek. Kuvvet demek. Onun için Müslümanlar çoğalmalı diyor peygamberimiz. Gavurlar çocuk yapmıyor. Amerikalı kadın çocuk yapmıyor, Avrupa kadın çocuk yapmıyor. Köpek besliyor onun yerine. Geçen gün ben denizin kenarına gittim, dinlendim diyor, çok yoruldum. Kitap bu kitabı tercüme ediyorum 15 yıl. Kalktım herhalde diye gittik. Ana, bizim Hasan'la Hüseyin'le her bir yerde ikişer üçer köpek. Çocuk yok. Neden? Paris'te kadın köpek gezdiriyor ya. Onlara benzeyeceğiz, biz de ilerletiyoruz. Bu halde var şimdi. Ve bu adam Müslümanım diye geziyor. Peygamber'e çocuk yapın diyor. Çoğalın ben sizin çokluğunuza gurur duyacağım diyor diğer peygamberlere. Bakın benim ümmetin çokluğuna diye. Sen de köpek besliyorsun. Köpek olan eve rahmet, bereket, meleği girmez. لَا تَدْخُلُ الْمَلَاكُ بَيْتًا ف۪يهِ سُورَ اَوْكَرْ رَوَابُ الْبُخَارِ وَمُسْرِ Kaynağında söylüyor. Köpek olan eve, daireye, odaya rahmet, bereket, bereketleri girmez, peygamberin sözüdür. Cebrail Aleyhisselam'da sözüdür. Gelmemiş köpek, Efendimiz'in köpek var diye
Bak, İkra Bismillahirrahmanirrahim Hira Dağı'nda hacca gidersin çıkın oraya. Görün peygamberinin bastığı yerleri basın. Neler peygamber olmadan bile neler sıkıntılar yaşamış. Dağın tepesinde 50 dakikada çıkılıyor. Şöyle bir kaya. İnsan doğru düz dikilemiyor bile. Altında kaya. 30 gün, 40 gün peygamber o kayanın üstünde oturmuş. Tefekkür etmiş. Ulan konforlu yataklarda yani şey edebiliyorsun, rahat edemiyorum değil mi? Sabaha kadar bir saat döneyim. Bir sonra 30-40 gün tefekkür dalınca kendine geçmiş. Ondan sonra Cebrail'e gelmiş. İkra! Bismillahirrahmanirrahim. Besmele şekeri oku. Ben okumak bilmem. Oku okumak bilmem. Okula gitmedi ki. Bir sıkmış onu böyle. İkra bismillahirrahmanirrahim dediği halak. Halaka insani min ala. Bunu okumuş beş ayet. Gelmiş ben peygamberim. Tutun bırakın. İnsan diye yaşayın. Önce akrabaları çağırmış. Söylemiş. Ebu Leheb. O da demiş. Sen benim kucağımda büyüdün. Popoma yapıştırdın ben seni. Böyle büyüttüm. Şimdi sana peygamber de inandı. Demiş ya. Halalar bir şey ayıp ya demişler. Ayıp lan. İnsan akrabasını böyle mi yapar be? Ama hayatı boyunca Efendimiz'e uğraşmış. Tebbet yede Ebu Leheb. Yuh Ebu Leheb. Karısı da öyle. Hammaletel hap. Odun çağırlarmış. Kendiler peygamberin yerini yoluna atarlarmış. Tepesinden tükürlermiş. Ama Kur'an'la tescilli cehennem kütüğü. Daha bu silemez bunu. Tebbet yede Ebu Leheb. Bu bile inanmamış. Evet efendim. Şimdi evet biz arkadaş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözünü girecek köpeğe. Gelmiş böyle bir iki kişi ilk inanan Hatice anamız. Onu her gün adı anan. Bütün müminlerin ilk adamı Hazreti Hatice. Kadınlardan, insanlardan. Yetişkin erkeklerden Ebu Bekir'dir. Çocuklardan Hazreti Ali'dir. İlk kapıyı açanlar onlar. Evet, her gün Ayşe anamız sonra arkadaş. Daha sonra. O da büyük Allah'ın bir kadındır da. Evet, şimdi vahiy kesilmiş. Eve gelmiş. Her seneki apartman değil. Tahta kapıyla yer vardı. Kerpiç bile değil. Hurma dallarından, yapraklarından çamur sürüyorlar. Bir tek olursan gidersin. Peygamber kaldığı yerler öyle. Ah bu Suud devleti. Yıktı hepsini. Görseydik lan bir peygamberin oturduğu yeri. Ben 69'da Medine'ye geldiği zaman ilk kaldığı evi görmüştüm. Ebu Eyyub Ensar evini de görmüş 69'da. Sonra yıktılar hepsini. Orada apartmanlar yaptılar. Günsel başka tuhaf oluyor yani. Görünce bir tuhaf oluyor. Görse daha iyi oluyor yani. Her neyse. Demişler Muhammed. Salavat getirsinler. Allah'ım sana. Peygamberin adı anıldığı zaman salavat getirmek vaciptir. Birkaç defa anıldığı zaman sünnettir. Hayatta bir defa salavat getirmek sallu aleyhi teslime. İnnallâhü melâiketehü yusallûne alen nebî. Hutbede her hafta okuyorlar. Ya yöllerine mühür. Sallu aleyhi teslime. Teslime. Emir. Mecbursunuz. Peygamber buna ihtiyacım var. Ya ben. O bizi çok seviyor. Men salle aleyye. Bana bir defa salat getirene melekler 10 defa salat getirir diyor. 10 defa. Ve de o salavatı hemen getirirler benim kabrime. Ankara'da Hacı Bayram'da sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ali falan oğlu falan. Allah cesedime ruhumu iade eder. Ben o selam bana tebliğ ederler. Ben de o mümine ve aleykesselam ve rahmetullahi ve berekatuhu cevap veririm diyor. Selam, salavat gelirken bunu düşünün. Ah, ah, ah,
demeyim lan. Peygamber gitti, salat alıyor. Uyanık yapın, şuurlu yapın, bilinçli yapın salavatı. Böyle bir şey var. Ya ne demek istiyor? Dünya yuvarlı babana göre. Peygamber salavat getirmeyen adam var mı? Al var mı, saman var mı? Yok. Yani salavat getirince peygamber ruhu cesedi iade edildiğine göre peygamber her an diri. Evet. Ali Hulvi Allah'ın mertebesi, kurucu, aşık, peygamber aşık. Ziyaretçilerden, bu demir şeylerden çıkarmış elini mübarek, öptürmüş elini. Adam olsa bana da öpmeyecek, sana da öpmeyecek. Demek o öptürdüğü adam, o bir şey yapmış. Ama şimdi ben geliyorum, bizim hacı, şu demirlere bak be, şu çiğneye bak. Hayvan, burası çiğneye yapmayayım canım. Fotoğraf çekelim de. Ulan bir salavat getir lan. Ezbere gidiyor, ezbere dönüyor. Bilerek gidin ya. Bilerek salavat getirin. Neyse. Biz de her tarafa girip çıkıyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail gelmemiş. İkramdan sonra günlerce. Müşteri Muhammed seni kim unuttu sen sevgili dedi Allah. Allah unuttu seni bak getirmiyor bir şeyler söylemiyorsun. Çok üzülmüş peygamberimiz. Çok üzülmüş. Üzüldüğün zaman darıyla dalga etme. Çıkın yerden dağlara gidin. Anladın mı? Bu sünnet var. Peygamberimiz o üzüntüsünden dolayı evdekiler esir yapmamış. Çıkmış evden tepelere gitmiş. Evet. O anda üzüntüsü daldıktan sonra eve gelmiş, kapıdan girmiş, Cebrail Aleyhisselam kapıda görünmüş. Neredesin demiş ya, neredesin? Beni demiş, böyle rezil ettiler, görmüyor musun? Muhammed kararlaştırmış. Aynen söylüyor. Biz melaike topluluğu içinde heykel olan, köpek olan eve girmeyiz. Bu hal Müslüman hadisidir. Cevat Hoca böyle senin demiyorsun. Demeyeceksin. Bakın bu hal Müslüman. İçinde köpek olan, heykel olan eve biz girmeyiz. Veya peygamberimizin o kapısı, sahte kapı zaten. Girmiş köpek, kimsenin haberi yokken Efendimizin yaptığı mikiğin altına yapmış. O dışarı gidince ev demişler temizleyelim, bir bakmışlar köpeği yemeği var. Çıkarmışlar, atmışlar, hemen Hazreti Cebrail Aleyhisselam gelmiş. Evet, bu hadim üstüne bakabilirsiniz arkadaş. Evet, bakabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Evet efendim, şimdi evinize, şimdi o köpekçiler bana kızacak. Müslüman olmasa vallahi bir şey demem. Canı cehenneme. Ama Müslüman adı Ali, Hasan, Cuma namazı geliyor. Namazı gelen adama gavur diyemeyiz. Günahından dolayı gavur diyemeyiz. Peygamber yasaklamış. Hizayet kadar, racil, afrağın kadar küfür sözü sana gelir diyor. Onu uyar, onu düzelt ama gavur deme. Kardeşim olduğu için söylüyorum. Evinde köpek besleyelim. Avrunuza besleyin lan. Çok seviyorsan avruda besle ama eline sokma. Melek, rahmet, bereket meleği gelmez. Evet, ben bunu televizyondan söyledim. Bir müftü adını söylemiyor. Emeklisi. Televizyon çıkmış. Ben demiş evimde kurt köpekleri besleyeceğim. Ben de alay ediyor. Kurt köpekleri besleyecek. Yani Azrail melek değil mi? Melek gelmeyince çok yaşayacak. Şimdi takip ediyor bana. Nasıl görüyor acaba? Evet. Ben çok gördüm. Böyle büyük laf edenleri zil düşman yoldular. Şimdi gör bir tanesini kül kül dolaştırdılar. Kimse biz bu kabrimizi almayız dediler. Gömülecek yer bulamadı ya. İran Şahı da böyleydi biliyor musunuz? Onun yerine de gittim sarayına. Altın, ne bir şey altın. Ama köylerde su yok, elektrik yok, para yok. Her şeyi altın, gidin görebilirsiniz. O Şah'ın sarayını ölecek yer bulamadı. Hiçbir devlet kabul etmedi. Mısır'da bir yer öldü gitti. Şimdi bunu takip ediyorum nasıl önce acaba? Ben Peygamber'in hadisini aktarıyorum size. Tecrid-i Saniye bakabilirsiniz. Diyanet İşleri Başkanı'nı bastırdı. Benim şehirdiğim hadis orada olabilirsiniz.
Efendim? Oraya bakabilirsiniz. Elmas Hoca'nın tepsine bakabilir, tahkik edebilirsiniz. Bulabilirsiniz. Evet efendim. Evet. Sigara içenler. Evet, size kızıyoruz. Kardeş olduğumuz için kızıyoruz. İçmeyin. Böyle böyle şeyler var. Ama biz de geldi adam bana, hocam dedi, bu kadar ne sen düşman mı zannediyorsun? Hocam ne gören adam, gavursa ne işi var canlı? Bunlar ne çubuk çarpsın gavurdur bunlar. Ne cehennem gidiyor, böyle dedi mi? Bir kısmı da böyle. Efendimiz de diyor ki, şimdi okudum hadiste, bir adam ne kadar günahkar olursa olsun, inkar etmedikçe iman var orada. Tabi hesabını verecek. Benim anlattığım durumlar var ama biz onu iman sınırından dışlayamayız. Kafir diyemeyiz dersek küfür kendimiz üstüne gelir. Onu da Allah'a işleyeceğiz. Etme, eyleme. Gel, ya sen bizim kardeşimizsin. Evet diyeceğiz. Şunu söylüyorum. Hazreti Ali radıyallahu anh, Hayber Fethi'ne oraya da gittim. Okuduklarımın inanmadığından değil, hepsini yerinde gördüm. Firavunlar yerinde gördüm, mezarlarında Peygamber her yerde izin aldım. Devletler, Suud Devleti'ne her yere gittim. Kur'an'da ne varsa aynen doğru, iki kereki dert gibi. O kadar gerçek. Evet arkadaş, Hayber'de aç, potin yok, yiyecek ekmek yok. Eşekler binmişler, gelmişler, yaya gelmişler, atılan atla da gelmiş, dev olsun deveyle. Yahudiler de kalıya girmişler. Acınızdan öleceksiniz lan. Onlar zengin Yahudiler. Kaleye kapılar, demir kapıları kapatmışlar. Gülüyorlar. Moraller bozup aç kalmışlar. Bir hafta geçmiş, kaleye pek olmuyor. Nasıl gireceğim ya? Bir de soluk ye, hasta olmuşlar, sıkma herkes. Bir gün akşam Peygamberimiz et kokusu duymuş. Asım Kırksel Hoca'nın kitabını okuyun. Geçen de söyledim. Çok güzel kitap yazmış. Allah rahmet eylesin. Çok güzel adamdı. Allah rahmet eylesin. Tüm geçmişlerimiz Allah rahmet eylesin. Onun kitabını okuyun yani. Bu dediklerim orada bulacaksınız. Erman Hoca'nın tefsirinde de var. Hepsi de her yerde var. Moraller sıvır. Demiş bu et kokusu ne? Ya maşallah, geldiğimiz günden beri bir lokma girmedi midemize. Açlıktan ölelim mi? Bindiğimiz eşekleri kestik, etini kavuruyoruz. Dökün onları demiş, dökün! Eşek eti yemek haramdır öğrenmişiz. Dökün onları! Evet, Peygamber'e itiraz yok. Ali nerede demiş? Ali demişler, hasta. Yatıyor ateş içinde, titriyor. Şu kılıcı, Zülfikar kılıcını kime verirse kaleyi Allah nasip etse fethedecek. En büyük adamımız kim bizim? Ebu Bekir. Evet, bu ümmetin en aktarı Ebu Bekir. Evet, o çıkmış. Peygamber kapıyı indirmiş. Yani, sarıya geçiyor. Ondan sonra kim? Ömer. Ömer çıkmış, ona da kapıyı indirmiş. Ona verilmeyince kimse cesaret edememiş. Ali'ye bir çağrı gelin. İki kişi balkona gelmiş getirmişler. Huzuruna zangır zangır ateşle titriyor. Gözleri bitik. Ali demiş, şu kılıcı sana vereceğim. Senin sayende Hayber Fethi olacak. Vallahi ya Resulallah. Hırnamı görmüyorum demiş. Of! Demiş şöyle bir. Bir şöyle silkinmiş Ali. Ver bana şu kılıcı şimdi. Ne ateş kalmış, ne hastalık. Ya Rabbi, o Muhammed Musa gelsin, mühle de bizi mühlesin şöyle ya. Adamımız be. Cırtız ya bizi, cırt be. Müslümanımız ezbere yahu. Demiş Ali, biz adam kesmeye gelmedik. Biz demiş, alemde havadayız. Bütün insanlar tarlaş. Onların halife olarak yaratılmış o insanların insanlığını hatırlatmak için Müslüman olun, halife olun, en güzel insan olun, insan diye yaşayın, dünya rahmet mutlu olun demeye geldik. Sen demiş, teklif et onlara,
Kabul ederse kardeş. Kabul etmezse benim emrime gideceksin, hakimiyetimi kabul edeceksin, haraç cizye vereceksin. Ben seni koruyacağım. Bugün de kabul etmezse o zaman ben şu kapıları kes. Hazreti Ali gitmiş, muazzam kaleler, kapılar, demir kapı. Hendekli kazmışlar, gittim, keşfettim hep yerlerini. Kendi bir sıçramada atlamış, demir kapı tek kişi Hazreti Ali, arkadaş. Ya Allah, bir omuz, bir darbeyle koca kapıyı yıkmış arkadaş. Gidip göremezsin demir kapı. Senin o bildiğin zor yıkar kapıyı. Ama peygamber yüklemesi var mı biliyor musun? Sorunlar. İçeri gelince genç, yaya, Yahudilerin en cengaver, adam aklı, böyle kibirli, çocuk demiş, sana acıyorum. Ama demiş, ben seni acımayacağım. Öyleyince, ben demiş, aslanlarla savaşan bir adamım, sen kim oluyorsun lan? Zaten demiş, anam bana haydar derdi, aslan derdi, ben o seni öldüreceğim lan aslanım işte demiş. Kızmış, inmiş atından, saldırmış Hazreti Ali'ye. Hazreti Ali gelmiş, şimşek gibi kaçmış. Ondan sonra bir tane indirmiş, bu zırhlı adamı ikiye bölmüş. Allahu Ekber! Duyunca, galibet olur demiş peygamberimiz. Evet, ve şimdi de haraç, zor din Müslüman yapmak yok. Haraca bağlamış onların gençlerini. Hala da öyle. Evet efendim, şimdi biz Müslümanlar kardeşimizin bu kötülükleri gördükçe size farzı kifaye, elinizde farzı ayın. وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ Namazı Kur'an'ına göre öğreneceksin var, ayakta yukarıcı olmaz dedin. İmamdan sonra sohbundan dolayı imam üç defa Subhan Rabbiyel Alâ diyor kalkıyor. Bakıyorum ben hala orada herhalde 7 defa yapışmış, adet edilmiş, kalkmıyor. Hazreti Ömer olsa vallahi de böyle olmuş. Burada sen hem imama uydun diyorsun hem kalkmıyorsun. Niye ya? İmamla beraber kalkacaksınız. Hiç Subhan Rabbi Rahâle demeseniz de namazı kabul. İmam şöyle dedi, bizim gördüğümüz oluyor çünkü. Niye ya? Kim söyle? Hala yapıyor orada. Evet, çarşıda bunu görecek. Çocuk sizi var diye kula bıraktılar. Nasıl ver? Namaz kıldırmış. Çocuk var demiş. Anası namaz kılıyor. O anasını acıdım için muhabbetlerin elinde namaz sabah namazı kıldırmış. Sen de iyi hoca, çarşıda böyle uzatıp durma, adamı düşün. Düşüreceksin ya, havaalanında cami yapıldı şimdi İstanbul'a. Biz dedik şimdi uçakta namaz kılmak zor olur. Namazı güzelini kılalım gidelim de bir namaza durduk. La ilahe illallah. 17 defa Subhan Rabbel Azim dedim ben yurtta. Bir de şurada. Evet şimdi hocayla beraber kalkacaksınız, hocayla beraber ineceksiniz. Evet, arkadaşlar hocayı kalktığın eline görsün. Hoca Allah'ın nesini aşağıda söyleyecek. Allah'ın şimdi en önemlisi rükû arkadaşlar. Evet, rükû. Şimdi anlatıyorum. Hoca varsa bana da anlatıyor. Şimdi rükûda üç defa Subhan Rabbiyel Azim dedi hoca. Cemaati düşünerek, hani önden gidenin başı eşek başı olacak ya, geç kalanların başı eşek, önden giden. Bunu olmaması için hoca bitiriyor Subhan Rabbiyel Azim'i, kalkıyor böyle. Burada söylüyorsun, Rabbena şey, Subhan, sen Allah'ın imamı değil. Hocanın kalktığını görmeyen herkes yatıp durur. Sonra da geldi cuma namazı, koştu geldi. Biliyorsun rükuda imama yetişen, veli imamla beraber düz olan ne olur? O rekatı kılmış olur, değil mi? İmam kalkmış, semavallarından demediğince herkes yapıyor. Herkes yaptığı için o da arkada uyumuş. İmam tepede, adam uyudu. Bu rekatı imamla beraber kıldım diye o rekatı kılmadı. Namaz oldu mu? Eksik oldu değil mi? Bunun vebali kim verecek? Yerinde işaret vermeyen hoca verecek. Yani cemaatin benden evvel gitmesinler diye düşünürken kendine ateş atıyor hoca. Seh diye orada başlayacaksın. Seh! Allah'ın önünde. Ha bitti.
Ben rükûm bitti, bana uyma, bitti bu iş. O kadar önemli, o kadar önemli. Sen de sofruk yapıp da imam vardır, kalmayacaksın. Bir daha da söyleyeceğim. Şimdi namazın farzından birisi ne? Kıraat, değil mi? Kıraat ne demek? Kur'an'dan okumak demek, değil mi? Mesela, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdü, şükür. Elhamdü desen, bu namaz olmaz. Çünkü Elhamdü başka, Elhamdü başka. Ne yaptım öyleyse, gelin ulan buraya. Uyduğum zaman yıkıyor kumak hocam üstüne, karanlık verdiğiniz var. Akıllıysanız 5 yoktu, 5 ile imama gelin uyuyun. Karanlık verdiğiniz var. O sorun. Sorun ne var? Ama evde okursanız, Elhamdülillah dedi. Hesap vereceksin, namaz davacı olacak. Onun için gelin, camiye gelin. Camiye gelin uyuyun. Burada size hatırlatıyorum. Evet, Müslümanlara biz kardeşimiz olduğu için dinimizin hükümlerini hatırlatacağız ve onları dinimizin güzel emirlerine uymaya teşvik edeceğiz. Hepimizin görevi küstürmeden, onu hor görmeden, fakir görmeden, aramıza düşmanlık sokmadan yapabildiğimiz kadar, evet, yapabildiğimiz kadar yavaş yavaş bir anda Peygamber Hazreti Ömer'i Ömer yapmak için 23 sene uğraştı arkadaşlar. Peygamberken. Peygamber biliyorsun en azılı müşrikti. En azılı müşrikti. Hem pehlivan, hem harcı bakanlığı yapıyor, kafası çalışıyor, hem dil biliyor. Bir numaralı adamın müşriklerin. Ama şimdi gavurlardan duydum. Evet, Amerika'da, Fransa'da. İlahi hukuku, mutlak adaleti yer üzerine indiren adamdır Ömer diyor gavurlar bile. O kadar muhteşem adam oldu Ömer. Kaç sene uğraştı peygamber? 23 sene. Birden olmaz. Hanımınıza da çocuğunuza da yavaş yavaş. Birden olmaz. Hocalar da yavaş yavaş. Bunu size söylüyorum. Arkadaşlarınıza evet sigara içmeyeceksiniz. Evde içmeyeceksiniz. Atacaksınız. Eğer sözünüz durmayanınızı geldi ben sizi gel bağlayayım. Söyleyeyim mi? Yaparım ya. Allah Allah. Evet. Evet, latife yapıyorum. Kardeşiz, bunları söyleyeceğiz. Ve camiye alışacağız. Kıyamette, mahşerde bütün insanlar toplandığı zaman ter kulaklara kadar gelecek. Ter. Ama yedi kişi vardır ki yedi grup insan Arşın gölgesinde, Resulullah orada, Ebu Bekir Ömer Osman orada, analarımız orada, nasılsın? Evet, sohbet edecekler. Kim onlar? Birisi genç. Fiziki dürtüleri var. Kız da güzeldi. Geldi ya. İçeriden fizikice Allah'tan korkuyor ve gitmiyor. Harama uşkur çözmüyor. Şâbün neşeler fî ibadetinde. Geçtiğinde bu fırtınlara rağmen camiye gidiyor. Namaz kılıyor. Haram işlemiyor. Bu delikanlı o sıkıntıya girmeyecek. İki! Evet. Kalbi mescitlere bağlı müminler. Çocuklar ezan kaçırmıyor. Cemaati kaçırmıyor. Dikkat var. Evde. Kalbi mescide bağlı. 5 yıl gün camide kılıyor, çocuk ben namazı kaçırmıyorum deyip durur. Böyle müminler o mahşerde Resulullah'ın yanında sohbet edecekler. Allah için sevenler birbirini, Allah için davranlar, adil idareciler. Camide şimdi bazen tutturuyoruz, ay ah diyor, çıkırın. Kıyak edin, arkadaşlar çok yok. Görüyorsun televizyon, Allah, gevezelik diyor. Bu, sindirememek dinlerdir. Eğer bizim kalbimiz temiz olsa, haram yemesek, içimiz tüylerimiz diken diken olur, buradan sular atar, ciğerimiz yanar. Allah biz. Ama mideniz çok yemişsiniz, abur cubur, niye olur, ooo diyorsun. Ha, o balınmak, o kusmaktır. Evet, hocam benim böyle çıkmadı.
içeri koltuk. Evet, böyle yap. Ha, kim? Gece yarısı kalk. Herkes uyumaya yatmış, sen de yapmışsın. Uykun daktı zamanda. Tedece efendim, görüyorum annem Allah'a diyeyim. Yanlarını gece uykusundan kalkarlar. Şakır şakır abdest alırlar. Allah için namaz kılarlar. Teheccüd namazı denir. İki rekatı dünyadan kıymetlidir diyor Efendimiz. Kalkmışım orada şapır şapır ağlayırsın. Ha? Gel lan efendim, öyle göpeyim sen. Ama camide böyle gaza geliyor. Allah Allah! Diyar ediyor. Evet. İşte böyle. Fafadan aynahu. Evet, haliyen. Kimsenin olmadığı yerde Allah kapısından, aşkından gözleri yaş akan müminler o mahşerde Resulullah'ın yanında nasılsın evladım? İyiyim ya Resulullah. Sohbet edecekler. Evet. Böyle olalım inşallah. Beraber olalım. Tek başına olduğum işler bir kadro işi bu. Kadro işi bu. Birbirimize dayanalım. Bunları öğrenelim. Evet. Camide böyle omuz omuz evlenelim. Allah bize o zaman yardım edecek inşallah. Yavrular çatlasa patlasa memleketimize zararlar dokunmayacak. Bizi de bozamayacaklar inşallah. Evet. Şeyde işte şeyh önden yetti gelip gaz olsun çıktı. Daha çok var. Hepsini sanıyorlar. Ama bu güzel peygamberimizin sözlerini, hadislerini okuyor. Evet. Tercüme edildi. Dinleyin. Okuyamıyorsanız dinleyin. Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Tercümesini okuyun. Elmal Hoca'nın tercümesini okuyun. Çok muhteşem. Onu okuyun. Okuyamıyorsan ondan bahsedenini dinleyin. Hazırlık. Öğrenin. Dinle. Benim bir sözümü duyan burada. Benim bir sözümü duyan, belleyen, sonra onu uygulayan, sonra onu kardeşine öğretenin ya da iki cihanda yüzünü ak çıkar ya Rabbi diyor Peygamber Efendimiz. Beyefendi, kaçırılır lan buraya mı, kaçırılır mı? Kaçırılır mı iş bu? Peygamber sözünü dinleyeceğim, elleyeceğim, uygulayacağım. Basit iki üç tane göstereyim size. Evet, farz kıldığınız yerde sünnet kılmayın. Basit. Hocam canlı kalabalık. Tamam. Gönlündeki ne yer değiş. Yanındaki ne yer değiş. Sünneti diyor farz kıldığınız yerde kılmayın. Basit bir şey bu. Evet değil mi? Kimse bilmiyor ya bunu. Elhamdülillah bizim camide kültürlü adamlar söylediğim gün hemen şimdi herkes değişir yerindeki önünü atlayıp buna kültürlü adam. Ne oluyor diyor. Ne oluyor bu? Sünnet bu. Basit bir şey bu. Peygamber'e uyma kastıyla oldu mu ibadet olur. Basit bir şey ama Peygamber'e uyma kastı olduğu için ibadet olur. Benim sünnetim unutulduğunda bir tek sünnetimi ihya eden şefaatim vaciptir diyor Peygamber. Buyurun efendim. Sizin olsun ya. Kıskanmıyoruz ben. Bakın basit. Farklarınızda sünnet görmeyin. Yap ya değiştir yarın katıyla. Ne yani? Bu kadar basit yahu. Evet. Böyle Peygamber Efendimiz'in sünnetlerini öğrenip tatbik edeceğiz. Kardeşlerimize öğreteceğiz. İki canlı yüzümüz ak çıkacak inşallah. Ben de size bu hadislerden bir tanesini okudum. Lafı çok uzattık. Şimdi bu şeyden sonra bir müsaade ederseniz evet bir iki hadise kısaca okuyalım. Evet efendim. Şimdi Efendimizin hadislerinden Eyyüme şeceratin azallet ala kavmin fısahibuhu bil hıyar. Evet. Min katli ma kudille ve ekli semeriye. Şimdi eviniz var, bahçeniz var. Ankara'nın içinde bahçeler zor mu? Değil mi? Kenarlarda var. Yeşillik güzeldir değil mi?
fasulyemizi ağaçtan yiyor. Meyveli olursa da güzel, meyvesi olsa da dikeyim. Kuş gelse diyor ağaçta konsa, dinlense sizin sadaka yazılır. Bakın o kadar önemli. Ağaç dikeyim. Gittiğiniz yere hemen şimdi diktiğin ağaç meyve ağacı. Kenara diktin, ortaya da oturacak, kalkacaksın. Dağlı budak saldı. Avluya saldı dağlı, yola saldı. Böyle bir araç dışarıya senin her yol herkesin değil mi? Evet, senin mülkün burası mı? Duvar var. Araç dalını yola doğru uzatmış. Evet, bu ağacın meyvesini yiyebilirsin diyor Peygamberimiz. Veyahut da diyor, bu yol benim hakkım, kesebilirsin diyor. Sen de kümürün diyemezsin lan. O duvarı kadar senin hakkın. İçeride dalını özet, içeri uzak. Ama diyor, akıllı. Geçen gelen içindesin dedi, sadaka olsun diyor. O hadisi söyle, okuduk şimdi. Evet, böyle olduğumuz zaman kavga yok. Dışarıda kalan kesme hakkı var, yolu hakkı verin. Sen de kesmeler, meyvesini ye, gölgesinde otur. Bu bize. Ama İmam Azam ve bu Halife Rahimallah, talebeleriyle şeye gitmişler, talebeleri gezdiriyorlar. Bu namuslar dersten, hadi gitmişler, şöyle dolaşalım. Gelirken yorulmuş mübarek, hocam demişler, bak ağacın gölgesine, ne güzel. Gel demişler, şurada azıcık nebz alalım. Evet demişler, çocuklar çok yoruldum. Bu bahçe demişler hocam, oturduktan sonra, falanca filan benim. Hemen çurlamış kalkmış. Hocam ne oldu? Saniye unuttu. Yok yavrum. Bu adam benden ödünç para alıyordu. Ödünç para alan kimseden yararlanma faiz alır demiş. Gölgede durmuş kalkmış. Yok sana kalk demiyorum canım. Bu İmam Azam. Sana izin var. Gölgesini öpürebilirsin ama böyle hassas olmayınca da imam olamıyorsun, anladın değil mi? Mübarek böyle bir adammış. Var Ege'de, Tire'nin yanında bilgide muazzam alim kanun dönümde yaramış, oraya gelmiş, medrese kurmuş filan, kanunu emretmiş ona ki Trakya'nın kadastrosunu çıkar vermiş. Hem bilgili hem dürüst adam, emir vermiş. İşte bakanlar neyse, vezirimize razı getirmişler, o da ülül emri itaat mecburiyeti var dinde, ay ay demiş, gelmiş bir kuruş almış. Kuru ekmek, soğan, kaç senede bitirdiyse o tamamlamış, buyurun efendim demiş. Demiş, kaç para verdiniz hocaya? Efendim hiç para almadı. Ne? Hiç para almadı efendim. Bu devirde böyle damlam yapmış. Kaç sene uğraştıysa ona kuru ekmek soğan kendi ekmeğiymiş hoca, devletten maaş almamış. Çok memnun olmuş, bir ziyaret alırmış. Kanunu bu yok. Ebu Suud Efendi Şeyhülislam büyük alim, yazdığı tefsirler Arap'a selam duruyor. Öyle muhteşem bir tefsir. Öyle güzel Arapça geliyor. O Şeyhülislam'ı yanına tutturmuş. İmam Bilgili, buyur hoca demiş. Estağfurullah, siz buyurun efendim. Hoca buyur demiş. Estağfurullah, siz buyurun. Hoca buyur demiş. Kanun ne ya bu, şakası mı var be? Dünyaya bir verenden anlamıyor. Öyle deyince, sonradan ekmeği almış, şöyle sıkmış, kanun almış. Kanun da hoca, kanun adam. Sen bana demiş, bunu yedirmek istiyorsun. Padişah Hazretleri, vallahi demiş tuvalete gittim, aha bu köseye sordum demiş Şeyhülislam'a. Şeriata aykırı hiçbir şey yapmadım. Ben sana yeme demiyorum demiş. Yenilmez demiyorum demiş. Ama ben yemem demiş. İmam Azam gördüğü oturmaz arkadaş. Oturursa imam olmaz. Bizim gibi sıradan bir adam olur. Ama böyle incelikleri başarmadan da kapılar açılmıyor. Bak her gene geliyor okuyor. Sen sevmiyorsan kim gelir öyle ne olur?
Neden? Aha, o da öyle adamdı. Bu fedakarlığı yaptı. Allah da kapısını açıverdi. Elhamdülillah biz gene de seviyoruz değil mi? O da bir marifet ya. Kişisel değil, haşolur değil var ya. Dedi ki bunda sevdiğimizde paçayı kurtarırız. Biz bir öğretmek istiyle gelemezsek de. Evet efendim, bu ağaç şeylerini komşuluk ilişkilerinde bir hadise yapıyorum. Evet efendim. Evet. İnneme velin veliye min emri müslümine şeyen vakafa bihi ala cisi cehennem hatta yezülü küllü hudmin. Allah-u Ekber. Müslümanların başına bir idareci geldi. Bir idareci geldi. İdareci oldu. Sırat köprüsünden geçerken diyor vakafa bihi ala cisi cehennem. Cehennem üzerinde Sırat köprüsü cehennem yüzünden geçiriyor. Geçiyor. Gidince göreceksin. Arkadaş. Orada adamı durdururlar. Azaları parça parça düşer diyor cehenneme. Hadis böyle. Onun için Şeyh-i İslamlık makamı var. Ona soruyor. Fatih mesela Evliya adam. İstanbul'un reisi o. Gittiniz ziyaret edin. İşiniz düşer. Büyük adam. Peygamber ölmüş. Ama biliyorsun kardeşleri öldürttü. Şeyh-i İslam'dan fetva aldı. Neden öldürttü? Evet. O zaman anayasa mahkemesi yok, babayasa mahkemesi yok. Erken kalkan padişahım diyor. 100 bin ölüyü çarpışıyorlar. Öyle bir devir. Bir 100 binlerce kelle gideceğine bir kelle gitsin. Ehven şerreyin ihtiyar olur. Dinimizde kuraldır. Onun için bir tane olan başlarsın, diğersi yok ediliyor. Böyle kanunlar, kanunda böyle. Ama Şeyh-i İslam vermiş bu fetvayı. Evet, şimdi Genç Osman var ya, Genç Osman gençken kuyuya atıldı, parçalandı. Yedi kulede onun atıldı, kuyuyu da gördüm ben. İzin aldım, geldim. Çengelini de atmışlar, aşağıda da balıklara bir şey olmuş. Niye biliyor musunuz? Şeriatın yanına koyacağız. Şeriatı kim? Şeyh-i İslam seviyor. Ben de müşahede gideceğim. Padişah olunca Genç Osman. Sıra onun padişah olur. Ben fatih gideceğim. Şeyh-i İslam gidemezsin demiş. Adam Resulullah'a aşık Genç Osman. Şeyh-i İslam'ın şeyini yapmış. Fetvasını. Gidiyormuşsun demiş. Rüya görmüş. Gece rüyasında Resulullah Efendimiz görmüş. Bir tokat görmüş ona. Parçalarda kavuğu varlarmış gitmiş. Uyanmış hemen. En yakın hocasına sormuş. Efendim tevbe istiğfar edin demiş. Kendi gidecek. Sen misin Şeyh-i İslam'ın şeriat fermanı yırtan adam? Evet, ama da iyi adammış. Peygamberi görmüş bak. Peygamber sen görebiliyor mu lan? Evet ama şeriatın gitmediği için kendi gitti. Biz dinin emrine teslim olmuş Müslümanız. Kur'an'da var, hadiste var, İmam-ı Azam böyle söylemiş, bu kitaplarda var, onları öğreneceğiz, aynen uygulayacağız. Aynen uygulayacağız. Bunu uygularsak, gel bakalım diyecekler. Sen namazı böyle kıldın. Evet, ben böyle kıldım ama İmam-ı Azam'ı okudum. Evet, aynen öyle. İmam-ı Azam çağırıyorlar. Gel buraya. Ya ne bu? Kıllı ünensin iman mıyım? Ayet mi ya o? İmamları çağırırız diyoruz. Gel bakalım. O da diyecek ki, evet, doğru. Ben böyle fetva veriyorum. İşte ayet, işte hadis, işte sahabenin kavli. Yargılanacağız. Yargılanacağız. Paçayı böyle kurtaracağız. Ama imamlara uymadı. Kitaba uymadı. Hangi devirdeyiz kardeşim ya? Caiz olur. Olur ya. Her şeyin olur. Dersen seni kim kurtaracak? Kim kurtaracak? Onun için size kardeşlik olarak böyle diyoruz. Ses söylüyoruz ama kusurumuz affola.
Allah sizden razı olsun. Allah imanınızı kamil eylesin. Amin. Hayatınızı güzel eylesin. Amin. Allah deyince tüyler diken diken olacak hale gelmiyor. Allah bize nasip etsin. Amin. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah. 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 El-Azîmen, Kerîmen, Rahîmen, Lezî. La ilahe illa hu. El-Hayyel. Fatiha-i Şerife, Besmele'yle beraber. Üçer salavat-ı şerife. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala. Birer elem neşrah nefis suresi, Besmele'yle beraber. On bire İhlas Suresi Besmele ile beraber. Fatiha-i Şerife Besmele ile beraber. Üçer salavat-ı şerife. Bir aşırı okur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا يحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم آمين سبحان رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اجب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق المستقيم وإلى طريق جنة النعيم. يا ربي نمازımızı kabul eyle. Dersimizi güzel ve muvaffak olarak kabul eyle. Amin. Okuduğumuz süreceliği, ayet-i kerim, Kur'an-ı dergâh-ı izzetinde kabul eyle. Amin. Asıl olan ehl-i mesubatı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ruh-i pâkine diyeti vasıl eyle. Amin. Şefaatini bizlere nail eyle. Sevgisini gönlümüzde daim eyle. Amin. Tüm peygamberler, aleyhissalavat ve teslimat, Hazreti Efendimizin ervah kutsiyelerine diyirdik, vasıl eyle. Şefaatini bizlere nail eyle. Tüm cümlesinin ehl-i beyt, ashab-ı etbaları, Rıdvanullah Aleyh Mecmen Efendimiz'in
civarlarda metfum olunan evliya, ulema, sulaha, şüreda, hükmü münatik ervahına, burada bulunan bizleri, geçmişlerimizin ervahına, bu aziz vatanın şimdi canlarını vez eden şehitlerin, sıkıntılara katılan bu zatın, gazilerin, halen bunun için canlarını seve seve vez eden askerlerimizin, polislerimizin, vatandaşlarımızın ya Rabbi geçmişlerine, ruhlarına hediye edip vasıl eyle. Cümlesin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecelerini yüksek eyle. Taksiratlarını, taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenatı tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. La ilahe alemin, cimrilikten, tembellikten, afir ömürde sürünmekten, hayatta bu fitnelerden, ölüm fitnesinden, kabir azabından, deccal fitnesinden, ahiret sıkıntılarından bizleri kanasıyla kurtar ya Rabbi. Amin. Ya ilahe alemin, şüphe etmekten, şirke düşmekten, küfre düşmekten, münafıklığa düşmekten, her türlü kötü durumlara düşmekten bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Bizleri, çoğumuzu, çocuğumuzu, tüm ümmeti Muhammed evladını şeytanın şerrinden ve şerrinden muhafaza eyle. Kendisine, ailesine, milletimize, İslam milletine, insanlığa hayırlı evlatlar insan olması nasip eyle. İmanımızı kamil eyle, ahlakımızı güzel eyle, ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle, rızkımızı helalından bol eyle, hayatımız boyunca hayırlara eli açan, zekatını veren, sadakasını yapan ve sadakası cehennem ateşini söndürür buyurduğu Efendimizin müminlerden olmayı bize nasip eyle. Efendimizin güzel, doğru sözlerini belleyen, tatbik eden, din kardeşi öğreden ve Efendimizin iki canlı yüzü ak çıksın dediklerini olmayı bize nasip eyle. Ya ilahe alemin, aziz vatanımızı, tüm İslam ülkelerini, her türlü arazi, semavi, içtimai, iktisadi, siyasi afetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Kafirlere, zalimlere, satılışmışlara, münafıklara fırsat verme ya Rabbi. Kalbimizde, gönlümüzde hiçbir mümine kin, nefret, haset, fesat bırakma ya Rabbi. Tüm Muhammed'i hesap gününde mağfuret cümlesine dahil eyle ya Rabbi. Son nefesimizde, son nefesimizde kamil bir iman ve ahlak kamili sahibi olarak kelime-i tayyibi münceyi buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü kelimesini kafi yürekler söyleyerek kelime kapamayın tüm ümmeti Muhammed'le beraber biz aziz günahkar kullarını da nasip müyesser edin. Amin. Şu dualarımızı Kabe'de yapılan, Rabb-i Mutahhar'da yapılan, hüsnü kabul ile kabul buyurdun. Salih kulların duaları arasına dahil eyle. Bize de güzel dua etmeyi nasip eyle. Güzel Kur'an'ı güzel okumayı, hükümlerine uymayı, amel etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfiruke ve netûbü ileyk. Sübhane Rabbina Rabbil izzeti amma yasifûn. Ve selamun aleyküm.